Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade 2 Bannerlord bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ve biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Güney İmparatorluğu'nu komple yok ettik sevgili arkadaşlar. Artık Güney İmparatorluğu diye bir krallık mevcut değil. Güney İmparatorluğu'nun son şehri Poros şehriydi ve geçtiğimiz bölümlerde biz Poros şehrini alıp ele geçirdik. Bununla beraber bütün savaşlarımızı dindirmiş vaziyetteydik ve topraklarımızın miktarını kademe kademe arttırıyorduk. Lakin Sturgialıların lideri Ragamant durmadı efendim. Durmadı ve bize savaş ilan etmeye karar verdi. Biz de bu savaşa karşılık verdik sevgili dostlar ve şehrimizde güzel bir savunma mücadelesi gerçekleştirerek düşmanı bozguna uğrattık. Bununla beraber garnizondaki bütün adamları alacağım. Ve buradan çıktıktan sonra Maizea şehrini çok önemsemiyorum açıkçası. Buradan çıktıktan sonra güvenilir adamlarıma bir miktar asker verip yola devam edeceğim. Şuradan 500 kişilik bir ordunun geçeceğini biliyorum. Gündüz vaktinin olmasını bekleyelim. Ve bu 500 kişilik orduya burada bir pusu atalım. Çok kıdemli adamları var gibi durmuyor. Şurada bir adamları şişleyelim. Efendim biliyorsunuz bu seride Mount & Blade'deki Bannerlord'da ana hikayeden ilerliyoruz. Ejderha sancağını aldık. Babuş Empire adı altında kendi krallığımızı kurduk. Ve kendi krallığımızla mücadele veriyoruz dostlar. Kendi krallığımızla varlığımızı sürdürüyoruz. Amacımız bütün Kalrade diyarını fethedebilmek. Tabii ki öncesinde imparatorluğu yıkarak hikayeyi bitirebilmek. Bunun bölüm kaç olduğunu bilmiyorum ama Istina'nın planı gerçekleşmek üzere. Yani dolayısıyla bu ne demek biliyor musunuz? Istina'nın planı gerçekleştiğinde geriye kalan Batı ve Kuzey İmparatorluğu yıkılana kadar durmadan bize saldıracaklar. Biz de onlarla uğraşacağız. Dolayısıyla bu gerçekleşmeden evvel mümkün mertebe alanı buna göre ayarlamak istiyorum. Sevgili Sonsuz Lord bu arada Prime'ın avantajıyla 12. ayını kutlamakta. Teşekkür ederim Sonsuz Lord. Kesene bereket, sağ olasın. Dediğim gibi kıymetli dostlar, şimdi birazcık araziyi hazırlayalım, ortamı hazırlayalım. Çünkü Istina'nın planı gerçekleştiğinde biliyorsunuz Arzagos ve Istina iki tane ana karakterimiz. Bunlardan bir tanesi Istina. İmparatorluğu tekrardan birleştirmeyi amaçlıyor. İmparatorluk tekrardan birleşecek ve eski gücüne, eski kudretine tekrardan kavuşacak diyor. Diğeri olan Arzagos ise imparatorluk zaten hani yıkılmış bir vaziyette. Yozlaşma söz konusu, yetenekli komutanlar yok, yetenekli generaller yok. Artık hani imparatorluk miladını doldurmalı diyor. Bu iki ana karakterden biz Arzagos'la birlikte imparatorluğu yıkmak için çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Amacımız, hedefimiz bu. Ve sevgili Emre Kılıç da 5. ayını kutlamakta. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller demiş efendim. Emre'cim çok teşekkür ediyorum desteğin için, sağ olasın. Sevgili dostlar bu arada YouTube'a günde bir bölüm Mount & Blade 2 Bannerlord serisi geliyor. Birkaç bölüm biliyorsunuz bundan önceki bölümlerde acıcık bir şikayetlenme evremiz oldu. O yüzden son bölümlerde çok dikkat ediyorum efendim. Sadece oyuna odaklı olmaya ve hani oyunla alakalı böyle planlarımızdan, pozitif şeylerden bahsetmeye çalışıyorum mümkün mertebe. Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Yani bugün Kandil ve bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Herhalde bir 3-4 bölüm kadar fark var YouTube'la aramızda. Haberiniz olsun dostlar. Her gün dediğim gibi günde bir video geliyor. Umarım eğleniyorsunuzdur. Ha bir de YouTube'dan takip edenler için şu minik detayı da not düşeyim. Umarım oyunun sesi çok fazla değildir bu arada. Ben bıcır bıcır konuşuyorum da. YouTube'dan izleyenler için şu minik detayı da not düşeyim. Arkadaşlar bizim toplamda 5 tane YouTube kanalımız var. Ana kanalımız hariç, yani bu seriyi ilerlediğiniz kanal hariç izlediğiniz 4 kanal daha var. Samet Güngör Live, Light, Extra ve Reply şeklinde. Light, Live ve Extra aktif olarak video alıyor. Bilginiz olsun. Samet Güngör Extra'dan strateji oyunlarının videolarını seyredebilirsiniz. EU4'tür, CK3'tür, Hearts of Iron 4'tür, onların tamamı orada. Samet Güngör Light'tan simülasyon oyun videolarını seyredebilirsiniz. Biliyorsunuz o kanal normalde mobil oyunlarla alakalı bir kanaldı. Lakin mobil oyunlar gerçekten can sıkabiliyor. Yani belli başlıları hariç en azından benim adıma oynaması o kadar da eğlenceli değiller. Hani yolculukta veyahut elinizde bilgisayar olmadığı bir durumda oynuyorsunuzdur ve çok keyifli geliyordur. Orası ayrı, ona hiçbir şey diyemem.
Ama dediğim gibi yani elimin altında bir bilgisayar varken ve yayın yapıyorken mobil oyunları tercih etmemeyi düşünüyorum artık. Yani Samet Güngör Light mobil oyun kanalı olarak değil, simülasyon oyun kanalı olarak hizmet veriyor artık bilginize. İlk serimizde Ludus efendim. Sonrasında Samet Güngör Live YouTube kanalımız zaten yayında oynanan birçok oyuna ev sahipliği yapıyor. Oraya da bir bakmanızı, göz atmanızı tavsiye ederim. Diyeceklerim bunlar. Sanırım Sturgia Savaşı'nı gerçekleştirirken bir hayli çene çaldım, öyle değil mi? Dostlar, bu serideki amacımızdan da bahsedeyim. Yani en azından bu bölüm için hedefimiz nedir? Gidiş rotamız nedir? Ne yapmayı amaçlıyoruz, neyi arzu ediyoruz? Efendim, bu bölümün gidiş rotası şu. Istina yavaş yavaş planını gerçekleştirmek üzere olduğu için mümkün olan en kısa sürede ordumu tekrardan toparlayabilmeyi arzu ediyorum. Çünkü Istina'nın planı gerçekleştiğinde Kuzey İmparatorluğu ve Batı İmparatorluğu durmaksızın bana saldıracak. Bu saldırılar olmadan hem bize meydan okuyan Sturgia İmparatorluğu'nun, Sturgia Krallığı'nın gücünün kırılmasını sağlamak istiyorum. Hem de ordumu yeniden toparlayabilmek istiyorum. Çünkü artık karma ordu düzenine geçtik bu arada. Sadece atlı okçu toplamıyoruz. Ki sizin de toplamanızı tavsiye etmem, gerçekten çok sıkıntılı. Yani bakmayın, seviye almak üzere olan... Abo, bana ne vurdular öyle? Yani seviye almak üzere olan dünya kadar askerim var kıymetli arkadaşlar. Ama savaş atı bulamadığımdan dolayı ordu kuramıyorum doğru düzgün. Çok can sıkıcı bir durum. O yüzden karma ordu düzenine geçmeye karar verdim. Karma ordu düzenini devam ettireceğim. Toplayabildiğim bütün askerleri toplayacağım. Ben 400'e kadar asker alabiliyorum. 400'e yakın asker alabiliyorum. Bir de benim yanımdaki yardakçılarım var. Onlar da asker alabiliyor. Bir klandan normalde 4 tane ordu çıkıyor dostlar. Bizde 5. Kullandığımız liderlik skillinden dolayı. Bununla beraber bir sorunumuz var. Gamepad'im takılı. Her ok attığımda masayı titretiyor. Acayip titretiyor hem de. Evet, onu söktükten sonra artık keyifler yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir bakalım bu savaştaki tablo nedir efendim? 65 kişilik bir kaybımız var. Olabilir. Mümkün olan en hızlı şekilde ordularımı tekrardan toparlamayı arzu ediyorum. Aslında bir barış dönemi oluşturup artık Sturgialılardan bu elemanları şişledikten sonra minik bir barış dönemi oluşturup gidip Aseray tarafından bir ordu toplayabilirim. Aseray tarafında bayağı gelişmiş askerler var. Benim kontrolümde değil şehirler tabii ama orada gelişmiş askerler var, böyle bir oraya doğru ilerleyebilirim. Kuzey tarafından tekrardan ordu toplayabilirim ama Kuzey'den tekrardan ordu toplamak istemiyorum. Zira yeterince atlı okçu bastım. Varsan da sana zannet. Yeterince atlı okçu bastım ama geliştiremiyorum abi. Savaş atı bulunmuyor. Dolayısıyla savaş atı bulunmadığı için de çok bir anlamı olmuyor. Şöyle tutsakları aldık. Adamları aldık. Eşyaları aldık. Merhaba. Hiç bir tane bile mi esir alamadık ya? Sevgili Acıyudum kendi skillini kendi verebilir, öyle değil mi? Binicilikte. Sen birlik hızını arttır atlı piyadelerin. Merhaba. Birliklerinle bir konuşayım. Tutsaklarını ver. Bak, sen birilerini esir almışsın. Ver tutsaklarını. Abim birilerini esir almış. Abime nasıl bir ordu verdiysem artık. Bakar mısınız yani? Adam alabileceğinin en iyisini almış. Teşekkürler anne. Bizim buralarda güzel. 4 tane lordu esir almışız. Bu 4 lordun esirliğini kullanacağız tabii ki. Attın, aldın. Merteon. Bu arada bildirim görmemek için save'e git gel yapıyormuşsun. Yani save'e save alıp tekrar yüklediğinde herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyormuş. Bütün bildirim seslerinden kurtuluyormuşsun. Çünkü birini infaz ettiğimiz zaman hani malum biliyorsunuz takır tukur takır tukur bildirim atıyor. Ama şimdilik sadece 4 kişiyi öldürdük. Yani attığı 1-2 bildirimden bir şey olmaz.
Maize'ye gitmek istemiyorum. Hadi Makebe doğru gidelim. Maize'ye gidersem çünkü orada asker bırakacaklar bir de garnizona. Garnizona asker bıraktıkları için iyice zayıflayacaklar. Bu olsun istemiyorum. Sevgili Bismarck hoş geldin. 9. ayın kutlu olsun. Merhabalar. Baktım telaffuz edemeyeceğim. Zorlamıyorum. Evet. Tekrardan Sturgiyalılardan bir ordu tarafından kuşatıldık. Maize'ye düşebilir. Önemli değil ama düşmeyecektir diye tahmin ediyorum. Yani ilk aşamada tabii ki burayı kuşatmak için biraz zaman harcayacaklar. Biz geleceğiz. Makep'ten alacağımızı alacağız. Esirlerimizi satacağız. Kılıç kız kardeşidir. Buradan alınacaklardır. Allah ne verdiyse her şeyi al. Merhaba. Birazcık silahları ve okları satalım. Zırhları falan satmayayım. Çünkü zırhları satarsam sıkıntı olur. Buradan da alacaklarını al. Biraz gıda alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Gıda ve bu. Biraz değil, biraz fazla aldık sanki. 2500 birim tahıl. Öyle değil mi? Gider depoya koyarız. Sıkıntı yok. Ben sanırım istemeden at mı sattım? Kapasiteyi aşan çok fazla yüküm var ve benim... Evet, deli gibi erzakım var. Yani orduya asker toplamak istiyorum da asker toplayacak vakti bulamıyorum. Sürekli olarak bir hücum halindeler. Sürekli olarak. Ve asker toplayacak vakti bulamadığımdan dolayı sıkıntı yaşıyorum. Orası biraz daha dayanır mı? Umarım dayanır. Yani umarım dayanır. Sadakatleri yüksek bu arada, fark etmişsinizdir. Normalde farklı medeniyetlerden fetihler yaptığınız zaman sadakat durumu bir hayli sıkıntı olabiliyor. Ama burada çok bir sıkıntı yok ve adamları tam şehre girerken yakaladık. Savunanlar 5 kişi mi kaldı? Whoops. Buraya gel bakayım. Nereye kaçıyorsun? Burayı almaları aslında işimize yaradı ya. Hani içeri hiç asker koyamamışlar. Girip tutsakları kurtarıp tekrardan orduya katabiliriz ama otomatikte savaşmayalım aman diyeyim. Merhaba. Herkes otomatikte. Bura onlara kalsa daha mı iyi olur acaba? Bilemedim ya. Sürekli buraya adam çekiliyor. Tamam eyvallah, onun farkındayım da. Adam çekilmesi güzel bir şey bu arada. Yani rahat öldürüyorsun elemanları. Rahat rahat kesiyorsun. Rahat rahat biçiyorsun. Bu adamlar Amperella'yı yeni aldı bu arada. Bence Maize'yi bırakıp... Sıfır askerle bırakıp tekrardan. Biz buradan bir uçalım mı? Biz buradan bir ikileyelim ya. Adamların arasına erken girdik galiba. Biz buradan bir ikileyelim. Sen lord musun? Değil. Niye lord gibi takılıyorsun o zaman? Ölmemek konusundaki ısrarı. Umbrella'yı almaya gidelim. İlla ki içeride şey vardır, esir vardır. Umbrella'daki birlikleri ordumuza katarız. Maize'yi bırakalım, bu adamlarda kalsın. Yani bu salaklar o bölgeyi güçlendireceğim derken iyice sıkıntı yaşarlar. Bence en güzeli bizim kil almaya ve orduyu toparlamaya odaklanmamız. Yani Maize'ye gibi bir şehir o kadar da önemli değil ya. Hiç yatırım yapmadım, bir şey yapmadım. Yani bir Vostrum olsa, bir Hüsnfulk olsa derim ki aa evet, ben orayı yani ilmek ilmek emekle aldım. Ha bir de Maize'ye şehrinde şey yok, ok yok. O yüzden sakat şehirlerden biri onların olabilir. Düzelttiler mi bilmiyorum dostlar ama şu an benim oynadığım save'de Vostrum ve Maize'ya'da herhangi bir şekilde ok alabileceğiniz yer yok. Yani bir kere sadağınızdaki okları sıktığınız zaman bitti. Tekrar yenisi gelmiyor. Ve bizim kayıp miktarımız artmaya başladı gitgide. Çünkü orduyu paso atlı okçudan normal askerlere çevirdik. Bunun da elbette bize yansıdığı kötü tarafı oldu. Ağabeyim Hazar Bey vuruldu. Olsun. Bize kötü tarafı da yansımış olsa... Yapacak bir şey yok. Bir Umbrella'ya gidip bakacağım bu arada dediğim gibi ya. Umarım orada bir 300-400 tane esir vardır da orduyu tekrardan bir araya getiririz. Sevgili Aislinn dostum, 3 kişi oynadığımız EU4 Co-op serisi Samet Güngör Ekstra YouTube kanalına EU4 Moskova serisinden sonra gelecek. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar size, Samet Güngör Ekstra kanalı tıpkı
Ya şey gibi, hani televizyon gibi, önümüzdeki bir ay ne yayınlanacağı belli. Tabii geriden gelmese, daha güncel olsa, daha sık videolar atılsa daha iyi olmaz mı? Olur. Kesinlikle olur ama idare ettiğim o benim üçüncü kanalım. Ağırlığım ağırlıklı olarak ana kanal ve live'da. Diğerleri de sürekli olarak hani size hizmet vermeye devam edecek dediğim gibi. Ve bir şey kaybetmiyorsunuz. O seriler oynandı, bitirildi. Yani bir şey kaybetmiyorsunuzdan kastım şu. Serinin bittiğini biliyorsun. Oynandığını biliyorsun. Yani bütün videolar gelecek. Bütün videoları izleyebileceksin. Birazcık yayını bu işin mutfağı gibi görün dostlar. Bir parça. Hani yayın bu işin mutfağı gibi. Oturup tek başıma video çekmiyorum da sizle birlikte video çekiyorum. Desteğin için teşekkür ederim bu arada. Öyle düşünün. Yayında olduğunuz zaman avantaj ne? Hani videonun çekilişine sen de şahitlik ediyorsun. Ha, işim var, gücüm var, kardeşim kaçırabilirim. İlle kaçırdığımı izlemek için beklemek zorunda mıyım diyorsan tabii ki beklemek zorunda değilsin. Yayın tekrarları Twitch'te abonelere açık. Yani sen de abonemişsin, izleyebilirsin ama tarihlerini, şeylerini bilmiyorum. Birazcık meşakkatli dediğim gibi. Abonelere 60 günlük arşiv açık arkadaşlar bu arada. Yani geçtiğimiz 60 gün yayınlarda ne yapıldı, ne oynandı. Ben genelde dediğim gibi serileri YouTube'a atmadan evvel bitirmeyi bekliyorum. Örneğin It Takes Two oynuyoruz şu sıralar. Şahin'le beraber. Arkadaşlarımla beraber Seven Days to Die oynuyorum falan. Bunların YouTube'a yüklenmeden evvel bitmesini bekliyorum. Ki hikayeli oyunlar özellikle oynansın, bitsin, öyle atayım ki hani yarım kalma muhabbeti olmasın. Çünkü neden? İster istemez istediğim geri dönüşü almadığı zaman zoraki oynama durumuna geçiyorum ve keyif almıyorum. Ben keyif almadığım zaman insanların keyfini de bok ediyorum. Var öyle huylarım. O yüzden mümkün mertebe şey yapmak daha iyi. Yani bitince yayınlamak daha iyi. Abi sıfır asker içinde kuşatma yapmama gerek var mı gerçekten? Neden bir kuşatma kampı kuruluyor örneğin içerideki sıfır askere karşı ve yani içeride mancınık var da kim kullanacak abi mancınığı? Dur milleti serbest bırakma. Herkesi idam edeceğim, şu şehri bir alayım. Milleti bir serbest bırakma. Kim kullanacak abi mancınığı? Bir tane adam öldü herhalde heyecandan. Aa bedava kale. Aa diye. Ya bu arada var ya, gerçekten atla okçu oynamak amelelik ya. Ver her şeyini. At adamları. Ver her şeyini. Bizim çocuklar ellerinde mi tutuyor esirleri? Oha 4 tane tutsak tutuyor elinde. Jamirio. Al al asker al. Sen şu adamlarını bana bir göster bakayım. Garnizondaki herifleri alıp bizimkilere vereceğim bu arada. Sen şu adamlarını bana bir göster. Şu esir aldığımız dörtlüyü de bir parçalayalım. Galden. Godun. Lovesack. Ve Bowen. Tabii ki bütün herkes baltamızın tadına bakacak. Şimdi siz yerleşkeye asker koydunuz. Ben bu yerleşkedeki askerleri aldım. Çünkü burayı umursamıyorum. Yani burası umursanmaya değecek bir yerleşim yeri değil. Öncelikli olarak tabii ki hemen adamlarımı güçlendirdikten sonra buradan ilerliyorum Umbrella'ya. Burayı alabilirler geri. Hiç önemli değil. İçeri bir tane bile asker bırakmadık. Ve içeride şey de bırakmadık. Tutsak da bırakmadık. Yani adamlar gelip burayı kuşatmaya gelecekler tabii ki sıfır asker olduğu için ama hiçbir şey elde edemeyecekler. Ve muhtemelen Ragamant ordusuyla orayı kuşatacak. Onlar oraya giderken de burada savunanlar tutsak 12. Aa evet. Mecbur sıfır asker de olsa siz oraya şey kurmak zorundasınız. Kamp kurmak zorundasınız. Siz kamp kurana kadar da ben gidip sizi şişleyeceğim. Yani Ragamant'ın da ölmesi pek işlerine gelmeyecektir insanların ama ne yapalım? Merhaba, Mimir'le beraber kuşatmış. Aa, sıfır asker diye. Hop, kardeşim gördün mü sıfır askeri? Beton gibi çarp şunlara. Gördün mü sıfır askeri? Mimir burada.
Rakan Mant burada. Eyvallah. Lordları öldükten sonra da acaba aynı şekil devam edecekler mi? Abi ben şu atlılara atmak istiyorum ya. Gerçekten artık atlılara atmak istiyorum. Lütfen şu atlılardan beni uzak tutar mısınız? Bir daha hatta mümkünse atlı görmek istemiyorum. Atlı asker. Yok onu oraya upgrade'le, bunu buraya upgrade'le. Olmuyor, upgrade olmuyor. Oyunda arkadaşlar savaş atı laneti var bak. Ben size söyleyeyim, bu bir lanet. Savaş atı bulamama laneti. Kafası kopmuş tavuk gibi dolanıyorsunuz ortalıkta. Bir şey bulabilelim diye. Peki Sturgyalılar devam mı? 4000 haraç öde diyor. Sabaha kadar. Sabaha kadar ödetebilirsin. Ama bir yandan da işte Istina'nın şeyi başladığı için Istina'nın olayı. Abi at görmek istemiyorum artık. Yani o kadar fazla ordu bastım ve Istina'nın planı gitgide başarılı oluyor. Ya o kadar fazla şey yapmak zorunda kaldım ki. Savaş atı bulamadığım için. Tek tek gelen herkesi şişleyelim mi yoksa almalarına müsaade mi edelim? Ya alsınlar da biz bir orduyu toplayıp adam edelim ya. Alsınlar da biz bir ordu toplayalım. Sonra gidip Kuzey Ete dalıp Sayrona'yı falan alalım misal. Dur. Yürü Onire'ye doğru. Sana biraz asker verelim. İyi askerlerden veriyorum hem de. Onira'nın kentini yönetir miyim? Yönetirim ya. Buraya bir 20 bin ver. Meyve bahçesi bas. Atölye bas. Panayır alanı bas. Sur seviyesi falan düşük kalmış burada. Allah'tan sadakatleri iyi yani. Açlığa rağmen falan sadakatleri iyi. 300 garnizon var, 300 de milis var. Biz sanırım hani birliklerden her yere toplama emri veriyoruz. Tamluh Kalesi'nde bayağı adam var. Poros'a adam topluyoruz. Susunfulk'ta 379 kişi var gayri. 379'un üstünü toplasın mı bilmiyorum. Onira böyle. Vostrum zaten Şampiyonlar Ligi. Vostrum'da Kuzeyit Kağan muhafızları var arkadaşlar. 250 tane Kuzeyit Kağan muhafızı koydum oraya. Orası benim ilk yerleşim yerim çünkü. Buradan her yerden asker alacağım. Bir tek ben satmayı unuttum galiba esirleri. Umarım esirleri satmışlardır. Yani Onira'ya bırakıp da gerçi Onira'ya 600 adam girdiler de o 150 adamı aldılar da. Hey yavrum hey. Evet abi yani kaç kişi kuşatmaya çalışıyorsa hala günlerdir buraya şey yapıyor. İçeride yazık 27 tane milis var kıyamam. Kaç gündür uğraşıyorsa artık. İkmal hattını kesintiye uğratmayacağım. Zaten birazdan şeyin görevi başlayacak. Istina'nın görevi. Maize'yi alınca susarlar mı? Batı İmparatorluğu Babuş Empire'a savaş açtı. Kanka siz kaşınırsınız. Beni bozmaz. Beni bozmaz. Siz kaşınırsınız. Yani ben bir şekilde sizin ağzınıza tükürürüm. Ha giderim Paykon'u alırım yani o bahaneyle. Bana fark etmez. Maize'yi alabilirsin. Ama geri kalan herhangi bir yeri kuşatırsa Onira, Vostrum, Hüsnüfuk, Tamlu. Burası korunuyor. Poros'a da gideriz. Poros tarafını da hallederiz. Lavenya'yı kim kuşatıyor ya? Aseray ordusu. Aseraylılara ani bir savaş açıp kalan adamlarını şişleyelim mi? Bu çocukların da büyümesine müsaade etmeyelim. Bir şey diyeceğim peki. Kale kaybedecek. Kale kaybettiği zaman ne olacak abi? Şival Zumru da onlar kuşatıyor bak. Kale kaybettiği zaman ne olacak? Esir düşecekler. 200-300 esir olacak. Bedava asker. Baktığın zaman. Kervan Ortongrad'dan harekete geçti. Ya kervan her yere gidebilir. Sıkıntı yok. Bir saniye dostlar.
Dediğim gibi kervan her yere gidebilir. Kervandan yana bir sıkıntı yok. Geç bakalım şuradan da biraz asker toplayalım. Yaklaşık 1000 kişilik bir gruba hükmedebileceğimize tahmin ediyorum. Yani yaklaşık 1000 kişi olabileceğini tahmin ediyorum. Yerleşim yerlerimi yağmalamayın ama ya. Asara'ya savaş açıp Lavenya Kalesi'ne falan musallat olalım mı? Oralarda bedava asker var çünkü. Ve bedava askeri kaçırmak istemem. Oralarda bedava asker var dediğim gibi. Yani gidip köylerden tek tek toplamaya benzemiyor bu. Alamadınız mı lan burayı? 40 tane milis falan burayı tuttu mu? O zaman bir sonraki kuşatmayı başka biri atacak. Bu Umbrella'dan gelen şey değil. Önemli bir şey değil. Lavenya Kalesi. Lavenya Kalesi'nde 125 esir var. 125 esir o kadar da yüksek bir rakam değil. Kim kuşatıyor bu sefer? Manisa'ya yerleşken Sturgyalılar tarafından. Yetişebilirsem döverim çocukları ya. Yürü. Mağlubun ordusu. Evet, batıdakiler yağma atmaya şey yapmışlar galiba. Yağma atmaya çağırmışlar. Olur. Atın yağmanızı. Çocuğun adı neden demek bilmiyorum bu arada. İdareyi ele geçir. Masa oyunlarından taktik geliştir. Tamam, bebeği bir deha haline getiriyoruz galiba. Sanırım bu çocuk bir dahi haline gelecek. Bilmemekle beraber, yani emin olmamakla beraber. Komplo kervanıyla ilgilenmiyorum aslında. Ama 140 adamla falan dolaşıyorlar. Ha. Gayet sağlam adamla dolaşıyorlar. Umbrella'dan Shaikant'a. Ha, Maize'yi aldılar. Biraz hızlı kurdular sanki kuşatma birliklerini, değil mi? Bana mı hızlı gibi geldi acaba? Ya yeter abicim. Yani ne yapmaya savaş açtınız ya? Saldırmaya mı karar verdin? Yağma atmaya mı karar verdin sadece? Çok gıcık ya baskınlar. Yağma atarlar. Ben epi topu 5 ordu kurabiliyorum klanda. 5 ordu sadece. Ben ne yapacağım ki burada? Maezeyan'ın oralardalarsa onları keseceğim. Değillerse rotasyon atıp Paykon'a gideceğim. Şu Çaykant'tan da bildirimi keselim. İçeride birinin birliği var. 89'da adam koymuşlar. Erzak hattını kesintiye uğrat, görevi devam ediyor. Ben Paykon'a gidiyorum. Bir ağız tadıyla adam toplayamadık gerçekten ya. Bir ağız tadıyla adam toplayamadık. Yani paso köy yağmalıyorlar. Paso gelip köy yağmalıyorlar. Şimdi burada ne kadar asker var? 500. Doğru düzgün tutsak da yok. Ne yapmak istiyoruz biz burada? Biz burada Paykon'u ele geçirmek istiyoruz. Harbi harbi ben burayı almak istiyorum abi. Ben burayı alacağım ve büyük ölçüde zararlar da vereceğim. Buraya en güzel dalma yöntemi nedir biliyor musun? Batı İmparatorluğu'na haraç vermeyi teklif edersin. Dersin ki ben sana haraç vereceğim. Askerleri buraya sokarsın. İçeride var olan bütün erzakı alırsın. Geri kalanlarını sat gereksizlere. İçeride var olan erzakı ve parayı aldıktan sonra eksi 30 bin. Var mı güzel bir şey? 48 bin ediyor. Benim kafalık zırhım daha kötüymüş. Evet. Okey. Bütün her şeyi sattıktan sonra
Ve yemeği aldıktan sonra tekrardan selamın aleyküm. Sen o parayı bok alırsın benden. Nüfuzum bok. He kanka barıştık, emin ol barıştık. Gel. 5 günlük erzak. Çünkü yerleşkenin erzak durumunu eksiye çektim. Erzak stoğu olabilir. Şimdi yani yapabilecekleri tek bir şey var. Surları kesinlikle kırmayı planlamıyorum. Kuşatma aletlerini falan yapacağız. Tamam mı? Kuşatma aletlerini yaptıktan sonra erzakları bittiğinde yerleşim yerinin üstünü temizleyip içeri geri gireceğiz. Yapacağımız iş bu. Fiyotlar merhabalar, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Haydi devam. Ordu toplayabilecekler mi bilmiyorum. Yani şu ana kadar Batı İmparatorluğu'nun tek yaptığı şey yağma atmak oldu. Kimseye haraç vermiyoruz ama para da kazanamıyoruz doğru düzgün. Jamirio seviye atladı. Şu da tüccar kervanının görevi. Hani ana görevde işte İstina İmparatorluğu birleştirmek için alttan örgütleşme yapıyor ya. Bunu durdurman gerek görevleri bu. Yani hiç aldırış etmiyorum. Gerçekten bu görevlere aldırış ederek oynadığım bir save dosyası da var ve yani emin olun Super Mario oynamak daha eğlenceliydi. Bu görevlerin peşinde koşmaktan. Bunlar yeni bir birlik galiba. 2 günlük erzakı kaldı yerleşim yerinin. Birazcık garnizonun ölmesini bekleyelim mi? Oo, 472 kişi. Artı 510 kişi. İçeri girsek mi? Tribüşeleri falan kurup. Çok mu eziliriz acaba ya? Ben bunlarla meydan savaşında çarpışabilir miyim? Yani bunları yenersem elbette ki şöyle bir durum var. Ben bunları yendiğim dakika Batı İmparatorluğu bitiyor. Buradakilerin her birinin kellesini aldığımı düşünsene. Gerçekten Batı İmparatorluğu'na yaşayacak yer kalmaz. Ama ben bunu başarabilecek güçte miyim? Onu bilmiyorum. Adamları ya çok kıdemliyse ne var elinizde? 100 acemi okçu, 100 imparatorluk okçusu. Lejyoner miktarından bahset bana. Arbaletçi çavuş 6 tane. İmparatorluk lejyoneri 10 tane. 510 kişilik grupta 10 tane lejyoner var. 472 kişilik grupta ise 23 tane katafrakt, 31 tane elit imparatorluk manibelantu ve 4 tane lejyoner var. Okey. Siz bana gelmezseniz ben sizi kovalardım zaten. O meşhur repliğimi söyleyeceğim. Ben bu kadar adamı nereye gömeceğim? Shimira. Aa, öteki çocuk 18 olmuş. Salea. Salea da buradaysa biz bir klanın kökünü kazıdık demektir. Salea burada mı? Değil galiba. Apollonia. Myron. Yani çok büyük hasar göreceklerini biliyoruz, öyle değil mi? Panalea. Apollonia ve Panalea. Bak bunlar aynı birlikten. Bunlar aynı birlikten. Helea da burada. Panalea, Helea, Akena. Eğer Akena da buradaysa var ya, siz çok büyük bittiniz oğlum. Tık tık. Akena burada mı? Akena. Artia. Artia ve Myron burada. Öteki Myron 10 yaşında olduğu için bir klan garanti yok olacak zaten. Okey. Biz savaşa odaklanalım. Sevgili Quante FPS abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Quante. Merhabalar. Şimdi bunlar 1000 kişi. Haydi bismillah. Adamları ben yönetsem çok daha iyi olur galiba. Ne yapmak istiyorum? Bakarım Şahin'im. Ne yapmak istiyorum? Nehrin arkasına. Sonuçta onlar hücum etti, öyle değil mi? Askerler. Ayrıl. Nehrin karşısına geç. Piyade buraya gel. Atlı. Kal buralarda. Atlı okçu. Gel şuraya. Hepiniz bir nehrin karşısına geçin. Nehrin karşısı bizim için güvenli olacak gibi hissediyorum. Saldıran onlar. Mecbur onlar da alacak. Başka seçenekleri yok ki. Mecbur onlar da alacaklar. En olmadı atlı okçularla gidip böyle sivrisineklik yaparım. Hoşuma da gider. Yani okçuları dağın köşesine yerleştirdikten sonra
Keyifler yerinde olacaktır. Piyadeler arkanız dönük olmasa onlara çok tatlı olur. Evet, okçular. En tepeye. Piyadeler. Buraya. Piyadeler. Kalkan duvar. Erken verdik kalkan duvara, okçulara yakalanacaklar. O kötü. Atlı okçular gel. Gene şunların bir icabına bakalım ya. Atlı okçu beyse atlı okçu. Bu savaş çok kritik bir savaş bu arada. Yani kendimi öldürtmemem müthiş önemli. Kendimi öldürtürsem çünkü naneyi yiyorum. 2 numara ateş etmiyor kesinlikle. Çünkü piyadelerin falan adam akıllı sınıra girmesini bekleyeceğiz. Piyadeleri bizim piyadelerle uğraştıkları vakit ateş edeceğiz. Okçuların konumu, formasyonu gayet iyi. Atlı okçular olarak biz süvarilerle uğraşabiliriz. Katafrakları falan var elemanların. Şöyle bir şuradan onları rahatsız edelim. Ya atlı okçuları kaybetmeyi önemsemiyorum bu arada. Ki umarım kaybederim çünkü... Yani yok savaş atı ara, yok şey ara. Yani artık oyunun bu aşamasından sonra piyade ve okçu oynamak daha çok hoşuma gidecek. Atlılar piyadelerin olduğu yere daldı. Bizim okçular onlara bir ateş etsinler bakalım ne yapacaklar. Tek ihtiyacımız olan şey piyadelerin buraya gelmemesi. Okey. Sanırım doğru zamanda ateş ettirdim elemanları. 140 tane elemanla bizim 79 okçu şey yağdırıyordur böyle, ok yağdırıyordur diye tahmin ediyorum. Süvariler beni takip etse hoş olur aslında. Atlı okçular da beni takip etse hoş olur. Hadi şunlara zımba gibi girelim. Gelin benimle. Sol kanattan atlılar boşta kaldı. Bizim o 79 adamın orayı bertaraf eylemesi gerekmiyor mu? Eyvah. Eyvah değil. Süvariler hücum. Atlı okçular hücum. Onlar buraya girdi çünkü. Ey maşallah. Okçuları iyi yerde konumlandırdığıma inanıyorum ama... Umarım bu inancım beni yanıltmaz. Bunlar bu arada İmparatorluk Manivelantu. Bizim atlıları kodumlu ikiye ayırırlar. Yani beni de kodumlu ikiye ayırırlar. Ben de at kullanıyorum çünkü. Bir numaraya hücum emri versem. Sanırım adamın piyadeleri bizim piyadeleri ezdi abi. Atlılar ve atlı okçular beni kovalamaya devam etsin. Adamların piyadeler bizim piyadeleri çok fena ezdi. Ne bileyim ya, yüzer tane eğitimsiz adam falan gözüküyordu biz bunlarla fight'a girdiğimizde. Demek ki eğitimliler de varmış yani. Çok dikkatli bakmadım sanırım. Allah Allah, halbuki hayat memat meselesi olan bir konuda da dikkatli bakarsın be Samet, değil mi? Nereden baksan konu hayat memat meselesi çünkü. Okçular ve piyadeler geriliyor. Piyadeler hücumda değil oğlum. Buraya gelin, sırada gelin. Şeyde değil. Herkese otomatiğe verdim ya. Bu saatten sonra hallederiz gibi düşünüyorum ama. Arkadaşlar bu arada şaka bir yana, Batı İmparatorluğu bitti biliyorsunuz değil mi? Yani Batı İmparatorluğunu neredeyse bitirdi bu savaş. Herkes bir buraya gelsin de öyle otomatik savaş emri vereyim. Çünkü şu pozisyonda çok güçlü değiliz gibi. Eşkıyalara falan tek atıyorum da. O korktuğum piyadelerini yendik galiba.
Abi demek ki bak yıkılmış da olsa yani dünya kadar adamını da kessen imparatorluk imparatorluk ya. Çok mantıklı bir cümle olmadığının ben de farkındayım da. Yani imparatorluk askerleri ölüsüyle dirisiyle güçlü yani. Şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık abi. Kaçacak mısınız? Sevgili Katlemi izliyorum kız kardeşim Katlemi. Galiba burada bir elimize aldık. Sayın hocam galiba burada elimize aldık. Yani o... Fight'ın durumu ne alemde hiç bilmiyorum. 250 adam bizde var, 290 adam onlarda var. Savaş nerede dönüyor? Abi inşallah bizim yani atlılar avantajını kullanır da. Çok güzel sıçtık var ya bu arada. Şu an elim kolum bağlı yapacağım hiçbir şey yok. O katafraktın ucuna şıp diye oturdum. Katafraktın ucuna şıp diye oturdum. Allah'tan bizim taraf daha şey çıktı galiba. Daha tecrübeli çıktı. Adam kalmadı ulan elimizde. Bala göte. Bütün esirleri siz mi aldınız lan? Esir? Ha, esir yok. 30 tane adam dışarı çıkmış. Herkes benim esirim ve hepinizin kafasını vuracağım. 20 tane adamı ver. Kimseyi alma. Biraz sorunlu bir savaş geçti sanki. Abi merhaba. Tutsaklarından bana sadece lordu olanı verir misin? Lordu olanı neyse lordu ver direkt. Lord olanı. Merhaba. İyi bari hala birliğimiz var yani. Hala bir geri dönüş umudu var öyle değil mi? Kaç tane? 2 tane lord esir almış. Abi sen kaç kişiyi esir aldın? Sevgili abim de bir kişiyi esir almış. Dolayısıyla burada 10 tane lord var ve ben bu 10 lordun kafasını vuracağım. El kalanının tamamı elimde miydi? Bilmiyorum. Acaba şöyle mi yapsak? Adamların bir kısmını Poros'a bırakıp Vostrum'a doğru gidip Vostrum'daki 250 Kuzeyit Khan muhafızını alıp kelle avcılığı. Hani sadece tek bir atlı ordu ışık hızında hareket ediyor ve birlik avlıyor. Bu da olabilir. Sınırları genişletmek de bir fikir olabilir. Şunu biliyorum. Batı İmparatorluğu bu vuruşun ardından daha da kendini toplayamaz. Yani o mızrağa oturmak evet kötü oldu ama yani bunun ardına kim kendini toplayabilir ki? Ne yapalım atletizme verelim mi bir tık? Belki güzel bir bonus bonus bir şeyler kazanırız. Evet dostlar. Yani güzel bir mücadeleydi. Oğuz abim hoş geldin. Alp abim hoş geldin. Yani güzel bir mücadeleydi. Kurtardık en azından günü. Yani ölmediğimiz belli. Ne kadar asker kaybettik bilmiyorum. Ama yani umarım kuşatmayı sürdür. Daha kalabalık bir şekilde daha fazlası gelmez. Ya da benim adamlar onarılmadan hücum etmezler şeyden. Hayır, tribüşeleri kaldır. Bunların hepsi paralı asker bu arada. Abi biraz bekleseydiniz de bizim ordu onarılsaydı be. Ya kanka siz şey misiniz, bela mısınız? Eyvah, garnizon geldi. Garnizon niye geldi lan? Garnizonun gelişi kötü oldu. Hacı abi canım yok, bir şeyim yok. 114 askeri bırakıp kaçabilirsin diyor.
Saldırsak zaten ölürüz. Ya bu Geblolar paralı asker ya. Bunlar paralı asker abi. Hayır, asker gönderme. Abi kaçmaya çalış ve yürü. Tutsaklarınızı bırakır mısınız rica etsem? Yürü Vostrum'a doğru. Birlikler dağıtılıyor. Elde kalan bütün askerleri bırakıp kelle avcılığına çıkıyoruz. 250 tane Kuzey İtkan muhafızı bize eşlik ediyor. Doğru düzgün adamımız kalmadı ama Batı İmparatorluğunu da bitirdik ya. 1, 2, 3, 4 Dolentoslar eğer paralı asker değilse, yani paralı askerse, Batı İmparatorluğu da bitti demektir. Yok, Dolentoslar ne alaka lan? Bunlar paralı asker galiba. Dolentoslar fakir. Batı İmparatorluğu'nun vasalı. Abi bunlar normal klan galiba ya. Bu doğurabiliyor, bu normal klan. Yeni bir tane ithal klan getirmişler. Yani halbuki Varos'la öteki bitmek üzereydi. Yeni bir tane ithal klan getirmeleri hiç hoş olmadı. Bulup artık tek tek bütün üyelerini şişleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak pek fazla bir şey yok. Şöyle yapabiliriz. Sturgiyalılara bir barış atabiliriz. Yani o kadar parayı ödemek istemiyorum da ne yapayım? Böyle güvenli sınırlarda bizim adamları salabilirim. Bizim adamları salsam, asker toplasa. Şimdi şöyle yapsak. Kaleye git. Garnizonu yönet. Garnizondan adam mı aldınız lan? Aman alın ya, ver. Ver, Kuzeyit Kağan muhafızı ver. 223 tane. Bunları kasana kadar ne çektik de kullanmayacağız mı abi? Yerleştir adamları. Buradan Zula'yı aç. Abi bu nasıl bir yemek? ...6500 kilo yemek. Tahıl. Balık için 2600'ü tercih edelim. Tamam, geri kalanları dursun. Ticaretten şunları bir sat. Ver, süslü lejyoner zırhını ver ki bizimkinde de süslü lejyoner zırhı varmış. Kafalık 41'miş. Al. Sevgili acı yudumlu kart, takıl. Şimdi bizim çocukları burada rahat bırakacağım. Ben bu elimdeki atlılarla kelle avcılığı yapmaya gideceğim ki elimdeki atlılardan daha fazlasını alabileceğimi de biliyorum da umarım kendilerini dövdürtmezler. Şehre girip çıkmam gerekecek çünkü orduyu dağıtmadım. Ha. Orduyu dağıt. Bu kent ne alemde bu arada? Buraya biraz daha para bağlayabiliriz. Bana nüfuz ver. Panayır alanından sadakat ver. Eğitim alanları ver. Su kemeri ver. Burayı full artı full üçlemişiz. Güzel de milis yetiştirmişiz. Şimdi bana Akena'nın yerini ver. Gaos yakınlarında görüldü. Bak, Paykon'u benden başka biri kuşatıyor. Bu kuşatmayı açmaya gelmiş olabilir. Kuşatmayı açmaya gelene vuralım. Süre eksisi. Şu mesele. Çünkü adam yok değil mi? 200 tane vadi binek atı var. 200 atı da şişlesem. Evet, hızım arttı. Süre eksisi azaldı. Ve kesinlikle bol miktarda et elde ettim. Batı İmparatorluğu'na hizmet etmiyor artık Altın Domuz Kumpanyası. Güzel. Elden bilmem ne. Burası bug'da kaldı o zaman. Aa, bir git buradan. Aha. Akena hala aynı yerde. 5 ile gidiyor, 5-1 ile gidiyorum. Hadi.
Şehre mehre girmeden bunu yakalarsak bir klanı daha bitirdik. Devil Wolf Money Prime'ın avantajıyla ikinci ayında iyi yayınlar abim, seviliyorsun demiş. Teşekkür ederim sevgili Devil Wolf. Sağ olasın. Sevgili Batı İmparatorluğu'nun meşru lideri. Gel. Bu kadar kan muhafızını boşuna almadım sevgili İmparatoruçe. Diğerleriyle de ilgilenmiyorum. Merhaba. Şöyle bir klan daha yok edilsin. Evet, Batı İmparatorluğu kime kaldı şimdi? Ölmedi mi bu? Saleya ve Zimena var ama Zimena büyük değil. Saleya. Saleya Zeonika'da görüldü. Yürü. Bir bir klan yok edeceğiz dostlar. Bir bir klan yok edeceğiz. Keşke daha fazla atlı askerim olsa. Artık Batı İmparatorluğunu yok etmeye oynayacağız ama öncesinde videonun burada sonuna gelelim. Sevgili arkadaşlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bye bye.